Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvar.com ve Kayseri Özel Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Kıymetli arkadaşlar 6 Temmuz 2023'ün ikinci videosuyla karşınızdayım. Dün Ali Koç ve İsmail Kartal basın toplantısı düzenledi. Yani Fenerbahçe'mizin yeni teknik direktörü İsmail Kartal ve başkan Ali Koç basın toplantısı düzenledi. Ve bu basın toplantısında aslında gündeme damga vuracak çok fazla e, konu vardı. Ben onları konuşacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hani e, Ali Koç elini taşın altına koydu diyor. Totem yaptık belki de burada yaptık. Yollarımız kesişti. Mutlu ediyor, heyecanlandırıyor diyor. Hani önemli yerlerde üstüne duralım. Ayrılık sebebi madem öyle niye daha önce ayrıldınız diyor. Hani dünya çapında bir hoca ile görüştüğümüzü söyledik. Asla gizli bir şey yapmadık. Arkadaşlar hatırlarsanız benim o dönem verdiğim duyumlar şu şekildeydi. Dünya çapında hocalarla görüşülüyor. İsmail Kartal'a yardımcısı olur musun diye teklif edildi. Ben tek adam olurum. Yardımcılığı kabul etmiyorum dediğini söylemiştim. Aslında burada da bir yıl sonra verdiğimiz duyum çıkıyor. Yani takımı tanıyor. Vazgeçmeyen bir takım oluşturacağını düşünüyoruz. Gece gündüz tesislerde diyor futbol iklimi. Transferler. 3 transferimiz oldu aslında. İrfanca Can Eğribayat fon alındı. Edin Ceko için uzun zamandır uğraşıyorduk. Ryan Kent için 6 aydır uğraşıyorduk diyor. Bunun dışında hocamıza liste sunduk. Onun da eklediği isimler var. Önümüzdeki haftalar içerisinde çalışmalara başlayacağız. Şimdi bu cümleyi duyunca da hocam işte transferler durmuş sonra yapılacak. Yok şu an yapılan yapılması planlanan iki isim var. O iki isimden sonra. Hani turnuvalar başlayacak acele etmiyoruz diye. Türkiye'de şampiyonluk sadece sahada kazanılmıyor. Birazdan rakamları açıklayacağım diyor. Orada gösteriyor işte en çok kazanan takım Fenerbahçe falan. Hani geçen sezon şampiyon olamamak tahammül sınırlarını zorladı. Futbol takımımıza yeterince kredi verilmiyor. Bunun yanlış olduğunu paylaşacağım diyor. Takımımıza sarılalım. Son 3 sezonda en çok puan toplayan takım Fenerbahçe. Ne hikmetse Fenerbahçe lehine hiç hakem hatası yok. Aleyhine o kadar çok gidiyor. Ya sahada adil rekabet için lobi mi yapmak gerekiyor? Ne yazık ki böyle bir ülkede yaşıyoruz. Taraftalarımız bir ve bütün olmanın ne kadar önemli olduğunu anlayacaklar diyor. Son 3 sezonda açık ara lideriz. Yani Şükrü Sarıçol eski günlerine dönsün. E, hani camianın taraftar birlik olsun diyor. İsmail Kartal Fenerbahçe'den çok güzel şekilde uğurlandım. Başkanımız bir gün yollarımız kesişebilir dedi. Yeniden beraberiz. Ayrı olduğum süreçte ekip arkadaşlarım Avrupa'da bazı takımları ve teknik direktörleri takip etti. Trendi takip ediyoruz. Olaya hakimiz. Yurt içinde hiçbir maçı kaçırmadan izledik. 2-3 haftada bir arkadaşlarımızla değerlendirmeler yaptık diyor. İşte beni en umutlandıran en şey yapan bu. Beni göreve layık gören başkanımıza ve yöneticilerimize teşekkür ederim. 9 yıl oldu şampiyon olmak istiyoruz. Bütün kupalara talip olmak istiyoruz. Fenerbahçe'nin 9 yılda yaşadığı kadar bugün neyi farklı yapacağımız çok önemli. Camianın beklentisinin farkındayım. Birlik olursak sezonu en güzel şekilde bitireceğiz. Ekibimle bu yolla baş koydum. Bu camia ne kadar güçlü olduğunu tekrar 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 hatırlayacak. Bütün Fenerbahçe taraftarına çağrımdır. Biz takım olarak ateşi yaktık. Sıra sizde Allah'ın izniyle bu sezon şampiyonuz. Fenerbahçe bizim, Fenerbahçe hepimizin diyor. Çok önemli transfer hamlelerimiz var. Tabii ki hemen gelmesini isteriz ama olmuyor. Başka kulüpler devreye giriyor. Şimdi bir de Araplar devreye girdi. Kolay olmuyor. E kimse merak etmesin, endişelenmesin. Fenerbahçe'ye yakışan isimleri başkanımız, yönetimimiz de istiyor. Birlikte çalışıyoruz. Hani Rusya'ya turnuvaya gideceğiz. Turnuva sonrasında ayrılıklar var. Yeni katılacaklar var. Arkadaşlar bakın satır aralarını okumaya başladım. Önemli yerlere. Tamam mı? 3 bölgeye de transfer olacak. Hani savunma, orta saha, hücum hattı. Bunu şöyle düşünün. 4, 3, 3 olarak düşünün arkadaşlar. Yani savunmanın her yeri olabilir. Ali Koç artık işi sıkı tutacağız. Başkalarının fıtratında olan şeyleri biz de yapacağız. Nereye çekerseniz çekin diyor. Artık tehdit mi edecek? Elimizde var kayıtlar mı var diyecek. İsmail Kartal yönetim yoğun bir çaba sarf ediyor, destek veriyor. B planı, C planı da yapıyoruz. Çok güzel bir ortamım var. Hani ayrıldığımda da çok güzel sanırım ortam vardı. Şimdi de aynı diyor. 5 yıldızlı formayla çıkmakta kararlı mısınız? Ali Koç diyor ki başvurumuz iki seneyi geçti. Türkiye'de iç yolları tükettikten sonra B planımız da var. Olumlu ya da olumsuz bir harekete geçilmesini istiyoruz. Hani bir önceki TFF başkanı komisyon kuruyoruz diyordu ancak hiçbir hamle yapılmadı. Büyük ekşi de yapmadı anlayışla karşılıyoruz. Bir senede çok fazla söndürmesi gereken yangın vardı. Bu konuya el atamadılar. Atamayacaklarını da biliyorduk. Biz gerekli başvuruları yaptık. Olumlu ya da olumsuz cevap alamadık. Fenerbahçe hakkını arıyor diyerek bu konuya destek olmalısınız. 5 yıldızla çıkacağız. Bu logomuz tescilli. Bakalım neler olacak diyor. Biz davamızda haklıyız. Yabancı kaleci transferi. İsmail Kartal'a. Kalecilerimiz devam ediyor. Altay Bayındır'ın sakatlığı geçti. Moral ve motivasyonu yerinde. Bu sürece başkanımız da yakından takip ediyoruz. Gelişmelere göre karar vereceğiz. Altay gitsin ya da bir kaleci alalım gibi bir durum yok. Süreci takip ediyoruz. Buna göre karar vereceğiz diyor. Bilmiyorum hakkımı teslim eder misiniz ama bunu Türkiye'de söyleyen tek benim. Hani Livakovic duyumları geliyor ama Altay'ın gideceğini zannetmiyorum. Yabancı kaleci alacağımızı zannetmiyorum duyumlarının yansıması. 2014-15'te şampiyonluğu kaybetmedik. Şampiyonluk elimizden alındı. Kurşunlandık. İkinci kez geldiğimizde Fenerbahçe'ye yakışır bir oyunla sezonu güzel bir şekilde bitirdik. Ancak hep yarım kaldık. Yarım kalan işimizi bu sezonu inşallah tamamlayacağız diyor. Arda Güler çok yetenekli. Gelişim içerisinde. Yükselen bir trendi var. Artık Arda bir figür. Dünyanın en büyük kulüpleri ilgileniyor. Başkanımızla görüştü. Yurt dışından isteyenler var. Hayırlısı neyse o olsun diyor. Ali Koç Dünya Kupası, deprem, seçimler, garip bir sezonda başarı var falan. Avrupa'da yüzde, %108'den 50'lere gelmişsin. Yani sıralamada. Gruptan çıkmışsın. Şampiyon olan takımı yenen sensin. Sevilla'yı. Puan averajın çok yüksek. 123 gol atmışız. 9 sene sonra Türkiye Kupası'nı almışız. Geçmişten taşıdığımız bavul ol, olmasa başarısız diyemeyiz. Derbi, iç saha, küme düşme adayı, rakiplere puan kaybetme. Büyük maçlarda gol atamama. Hani i̇ki türlü bakınca garip bir sezon. Şampiyonluk yoksa başarısız olan başkan ve yönetimdir. Başkaları gibi golü biz mi atsaydık demiyoruz. Üçlü sistem çalışmıyor diye Vitor Pereira ile yollara ayırdık. Üçlü sistem Türkiye'de hiç başarılı olmadı. Avrupa'da da çok az. Biraz İtalyanlar üçlü oynatmayan hoca seçtik. 30 yıllık hoca hiç denemediği üçlüyü bizde de seçtik diyor. da bize nasip oldu. Wilfred Zaha için konuşuyorlar. Şununla ilgileniyoruz demedim. Konuşmam hakkımı kullanmayı tercih ediyorum. Yani diyor ki transfer son aşamada. Her an kap olabilir. İsmail Kartal Fenerbahçe terbiyesiyle görevimizi yapacağız ve şampiyon olacağız diyor. Ali Koç açıklanacak belgeleri bekliyoruz. Doğru dürüst yönetilen bir futbol olsa etik kurulu hemen belgeleri yollayın der. Bu ikinci kez oluyor. Hakem atamalarıyla ilgili bir şey açıklayacaklardı. İçeride iki köstebekleri var. TFF hemen soruşturma açmalı. Yüreği varsa hemen yapmalı. İlgili kurul hemen çağırmalı ve sonra sormalı. Geçen sene eski bir hakem bir şeylerden bahsetti. TFF yine sormadı. Bu adam TFF delegesi, eyyamcılık veya cesaretsizlik TFF derhal açıklama istemeli diyor. Ceko ile ay yan yana olur mu diye bir soru gelmiş, güzel bir soru. Ceko önemli bir kariyer diyor İsmail Kartal. Hani ele, bize gelmesi de diğer yabancı oyuncu transferlerinde elimizi güçlendirecek. Zaman zaman Ceko, zaman zaman çift santrafor oynayabiliriz, 4-3-3 ya da 4-2-3-1 oynayacağız. Maçın durumuna göre hamleler değişecek. Çift santrafor da olur. 3 forvet de olur. Oyunun durumuna göre bir şey diyor. Ali Koç yabancı var hakemi konusu olmadı. Hakemlerin lisan pro performansı çok düşük. İşte ben ısrarla bunu söylüyorum ya. Yani İngilizce şartı vardı artık. Çok yok. FIFA kokartta olan ancak lisanı kötü hakemler var. Varla sahadaki hakem arasında problem olacak. TFF yaptığı temaslarda konuyu istediği noktaya getiremedi. Belki TFF erken davranıp konuyu bir noktaya getirebilir. Lisan sorunun ortadan kalkması gerekiyor diyor mevcut kadroda revizyon. İsmail Kartal Hacca gittim. Daha önceden eşimle planlamıştık. Kalbimde Fenerbahçe'ye dönmemle ilgili bir his vardı. Tekrar bu görevin bana geleceğini hissediyordum. Mali Genel Kurulu'da başkanımız biraz da beni tarif etti. Ya ben öyle düşünüyorum. Belki yanlış olabilir. Başkanımız aradığında çok heyecanlandım. Sabaha kadar uyuyamadım. Hacda görevimi tamamladım. Allah kabul etsin bu arada. Bize de nasip olsun inşallah. Başkanımız uçakla aldırdı. Çok mutluyum. Heyecanımızı, enerjimizi takıma yayacağız. Evime henüz gitmedim. Başkanın aramasından çok mutluyum. Hayatımı Fenerbahçe'ye adayan biri olarak başkanın araması çok mutlu etti. Taraftarların ne istediğini biliyorum. Hücum eden, agresif oynayan, sürekli golü koklayan ve kazanmaya yönelik bir oyunumuz olacak diyor. Şimdi Ali Koç İsmail Hoca bu görev hak etti yeniden burada. Bütün cephaneyi kullanacağız. Bak burası çok önemli arkadaşlar. Çok çok önemli. Transferde bütün cephaneliği kullanmak istiyoruz. Bankalar Birliği'ne ana parayı ödemeye ödeme dönemi başlıyor. Bulacağımız sponsorlarla 2-3 tane tartışmasız takım kalitesini arttıracak. Belli bir rakamın üstünde yatırım gerektiren oyunculara odaklandık. İki bölgeyi halledersek öbürleri için zaman kazanacağız. Ağustos için daha iyi imkanlar doğacaktır. Bat şu için 12 milyon euro istediler. 1,5 ay sonra 3,5 milyon euroya aldık. Arkadaşlar Mustafa hocanızın yine bir duyumu gerçekleşti. Hatırlarsanız Bat şu ayı olmayacak çünkü 12 milyon euro istediler dedim. Sonra Bat şu ayı hayırlı olsun dedim. Hocam sen damma dönekmişsin hani olmayacaktı diyen arkadaşlara dedim ki taze duyum daha önemli. Çünkü düştüler. Bu sene hayal ettiğimiz yıldız transferlerini yapacağız. Hocamızın istemediği oyuncuları göndermek çok önemli. Sites ve Crespo'yu soruyorlar. Ali Koç, Crespo geçen sezon performansının altında kaldı. Çok sık ve sürekli oynamadığı için diyebiliriz. Bir senesi kalan oyuncu ya satılır ya da sözleşme uzatılır. Yani aslında şifreyi vermiş. Zaytısı her takım ister. Fenerbahçe'yi benimsemiş bir oyuncu. İlk iki sene fayda sağlayamadık. Son iki sene çok faydalı oldu. Beş büyüklükten isteyenler var. Arzumuz en kısa sürede buraya dönmesi diyor. Bakalım ne zaman dönecek. İsmail Kartal, Zaytısı aradım. Kendisiyle görüştüm. Avrupa'da büyüklüklerden teklifler olduğunu söyledi. Benim gelmemin ardından bana zaman verin dedi. Şu anda düşünme aşamasında ayrılırsa B planımız var diyor. Ali Koç, Kenan Evren listesini almamız gereken tarihten çok sonra aldık haksızlığa uğradık. 3 Temmuz'da maddi manevi kayıpları alamayan Fenerbahçe'ye karşı haksızlıklar devam ediyor. Oraya 60-65 milyon euro gerekiyor. Devlete hattı sayılır bir kira veriyoruz. Kolej binası depreme uygun bulunmadı. Aziz Yıldırım Fenerbahçe Koleji yapmak istiyormuş. Kısım önemli. Yapmak istiyorsa buyursun yapsın daha önce. Üniversite içinde bunu söyledi ama yapmadı. Medikana ile işbirliği yaptık diyor. Paris Saint Germain başkanıyla Renato Sanchez ve Icardi transferi için görüştünüz mü? Dostumla yemek yedim. Bak bu kısım ben sosyal medyada da görmedim ha. Dostumla yemek yedim. Şampiyonlar Ligi öncesi iki gün erken gelenler vardı. İstanbul'da olanlarla dostça bir yemeğe çıktık. Evet ya da hayır demiyor farkında mısınız? Yani evet ya da hayır demiyor. İsmail Kartal Jesus'ta görüşmem olmadı. Samandıra'nın bir sistemi var. İşte işte ilgili detaylar. Kulüp personellerinin elinde var. Bizim de elimizde var. Jesus'ta görüşme imkanım olmadı diyor. Yayın gelirleri Ali Koç gelirlerin hepsi TL. Giderleri euro olan her kurum buradan etkilenecektir. Yabancı para birimli yatırımlar çok pahalıya ve büyük yük olmaya aday durumdur. Hükümetten kur sabitleme konusunda bir talebimiz yok. Esas talep bankalar birliğiyle yapılandırmayı gözden geçirmek. Şu anki yükümlülükleri yerine getirme durumu çok sıkıntılı. Bak. Şimdi bir şey demem. Her kulübüm var. Bıçak kemiğe dayanmadan bunu gözden geçirmeliyiz. Fenerbahçe 4 sene önce 40 milyon euro alırken şu anda 10 milyon euro alıyor. Anadolu kulüpleri 3-4 milyon euro alıyor. Bunu çevirmek imkansız. Nefes bittikten sonra çare aramak yerine yeni bir yapılanma olmalı diyor. Milyonlarca Fenerbahçe taraftarı Arda'yı bağrına bastı. Deplasmana gittiğimiz şehirlerde ne kadar bir sempatiye sahip olduğunu biliyoruz milyonlara süreci anlatmamız lazım. Onlar da bilmeyi hak ediyor. Süreç sonuçlanmadı. Süreç bittikten sonra geliş bütün gelişmeleri detaylı bir şekilde anlatma borcum var. Arda'nın bu kadar istenmesi Türk futbolunun gururudur. Arda ne yaparsa yapsın birçok genç yolladık yurt dışına ama hepsi geri dönüyor. Ne olursa olsun Allah en hayırlısını yazsın. Net bir şey söyleyebilirim. Arda Fenerbahçe'de kalmak istemiyor. Fenerbahçe kal Fenerbahçe'de kalma imkanı yaratan teklifler vardı. Ona da saygı duymak lazım. Şimdi bir arkadaş diyor ki hani Arda kalacaktı. Bak gidiyor diyor. Fenerbahçe'de bak ben ısrarla şu cümleyi kurdum. Arda gidecek ama kalacak. Çünkü hem Real Madrid'in hem Barcelona'nın yani Fenerbahçe'ye alalım ama bir sene sizde kalsın teklifi var. Yani hem Barcelona'nın hem Real Madrid'in ikisinin de ki Ali Koç da itiraf ediyor. Alın arkadaşlar. Fenerbahçe'de kalma imkanı olan teklifler vardı. Ona da saygı duymak lazım. Hangi şartlarda ayrılacağı netleştikten sonra gerekli açıklamalar yapacağım. Gelecek sezon Fenerbahçe'de olmayacak diyor. Alın. Yani aynı Arda Güler için Real Madrid yolcusu zaten e, sosyal medyada bunu konuşuyor. Real Madrid'e transfer oluyor falan diye. Bon servisi 20 artı 10 milyon euro diyor. Ben ısrarla söylüyorum. 27'ye kadar çıkar. Çünkü son o 3 milyonluk opsiyonun olacağını zannetmiyorum. Onu ısrarla söyleyeyim. Hani 27 diyelim. Anlatabiliyor muyum? Sonraki satıştan da %20 pay. Ki Real Madrid sonraki bir futbolcuyu satar mı? bilmiyorum. Perşembe günü yani bugün imza atması bekleniliyor. Bakalım süreç ne olacak. Ben de sizler gibi izliyorum ama ısrarla söyleyeyim. Ee, hani olması gereken buydu ya. Yani olması gereken bu, mu, bu muydu? Ya 40 milyon euro sonraki satıştan %20'ye gitseydi ben okeydim. Ali Koç da okeydi. Olmadı. 5 yıldızlı forma olayda malum. 5 yıldızlı forma ya 5 yıldızlı formada arkadaşlar hak ya abi ulusal lig oynandıysa şampiyonluk varsa sayacaksın yani yapacak bir şey yok ama 5 yıldızlı formanın da e, ben Fenerium'a uzun zaman oldu bakmadım da bir daha bakayım benim de bu arada 3 forma siparişim de verildi bakalım Feneryum ne zaman gönderecek geldiği zaman size şöyle bir formaları tanıtayım kendi çapımda. Şimdi siteyi de açtım. Neyse o açılırken son şeyi yapayım. 3 yıldız transferi. Arkadaşlar bakın. 2-3 tane tartışmasız takımın kalitesini arttıracak yıldız. Hatırlıyor musunuz? Yine benim aynı şekilde size verdiğim bir duyum vardı. Demiştim ki size. Yani bana gelen duyum 3 tane yıldız transferi yapılacağı şekilde. Evet Ali Koç'a ben de sizler kadar çok güvenmiyorum. Hani bundan önceki seneler malum. Ama durum bu diye çok şükür bak aslında Ali Koç benim bütün duyumlarımı doğrulamış oldu ama canlı sağ olsun. Ya ben bir yorum gördüm. değinme edemeyeceğim. Yani herkesin de affına sığınarak bu yorumu yapmak istiyorum. Bu arada yeni formaların sayacı var mı diye bakıyorum arkadaşlar şu anda da. Sayaç kaldırılmış. Normal yani bir formanın fiyatı 1400 lira olunca sayaç kaldırılıyor. Eski formalarda da indirim var. Ben bir siparişime bakayım ne durumda. Yani bir yorum gördüm. Bunu konuşmam lazım. Diyor ki işsiz bir babanın 13 yaşındaki çocuğunu ailesiyle birlikte Ankara'dan getir. Çocuğu koleje yazdır babaya iş ver. Sözleşmesinde olmamasına rağmen aileye ev tahsis et. Anne rahatsızlandığında ülkenin en iyi hastanesinde kat kapat ve daha onlarca detay demiş. Masada Real Madrid, Barcelona varsa her oyuncu gider. Buna itirazım yok. Ama gidiş şekline ve sürecine itirazım var. Aslında karga beslemişiz. Büyüdü, oydu gözümüzü. Onu kendi evladı gibi görüp değer veren insanların kalbini kırarak gidiyor. Kazandırdığı para zerre umurunda değil. Gidiş sürecinde yaşananlar ömür boyu unutmayacağım diyor. Yani ben yorum yapıyorum. Küsüyorsunuz. Yapmıyorum. Kızıyorsunuz. Söylüyorum. Darılıyorsunuz. Söylemiyorum. Olmuyor. Yani Arkadaşlar, kıymetli arkadaşlar, değerli kardeşlerim. Müthiş insanlar. Arda bir çocuk. Hani Hazreti İsa'nın bir olayı var. Hazreti İsa peygamberliğini anlatıyor. Oraya gelip diyorlar ki senden önceki peygamber Musa böyle yaptı, şöyle yaptı. Ee, hani burada iki kişi büyük bir günah işlediler. Hadi bunlara ceza ver. Şimdi kendinden önceki peygambere göre ceza versin. Diyecekler ki sen nesin? Yani senin bir hükmün yok. Benim hükmüme göre ceza veriyorum dese diyecekler ki sen öncekini inkar ediyorsun. Hz. Musa kalabalığın etrafında ikisinin yanına gidiyor günah işleyen iki kişinin. Diyor ki evet hani onların yaşadığı din de İslam. Yani onların yaşadığı din hak din. Hak dine göre diyelim. Her an hak dinin emrine göre bunlar rejim edilmesi, taşlanması lazım. Pişman olurlarsa falan bunun hükmü başkan Doğru söylüyorsunuz. Benim hükmüme göre de, öncekinin hükmüne göre de, dinin hükmüne göre de bu. Fakat diyor, ilk taşı en günahsız olanınız atsın. Yani günahsız olanınız varsa buyurun. Buyurun, atın taşı. Yani aslında orada insanlar bir mesaj veriyor. Günahlar affedilebilir. Yani insanlar illa taşla öldürülere şöyle böyle katledilmez. Bazı şeyleri de düşünmek lazım diye. Kendine bakmak lazım diye. Ben kendime bakıyorum. Şu an 36-37 yaşlarındayım. 18 yaşındaki halimi düşünüyorum. Real Madrid'den Barcelona'dan teklif gelecek. Ben Erbahçe'ye tabii ki kazandırmak isterim. Aynı süreci ben de yaşardım. Ama hocam annene şöyle yaptı, babana şöyle yaptı. İyi de 17,5 milyon euroyu verin. Ben gidiyorum. Baba al sen 10 milyon euro cukkala. Anne sen 5 milyon euro al cukkala da diyebilirim. Ben diyebilirim bunu. Lan Barcelona, Real Madrid. tepe en tepe seni istiyor en tepe. Düşünsene belki Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler izleyeceğiz. Ha ben zannetmiyorum. Bunu Arda Güler gitti gidecek çöpleyim diye söylemiyorum. Belki gelecek sene Fenerbahçe'de düşüş yaşayacaktı. Onu da bilemiyorum. Bunu bilemezsiniz. İlahi bir gücünüz yok. Ama ben şunu biliyorum. Ben Arda'ya kızmıyorum. Arda 18 yaşında pırıl pırıl bir genç. Bir delikanlı. Ben şöyle bir yorumda gördüm. Bir kardeşimiz de diyor ki babası diyor ikna etmeye çalışmış. Babasını bile dinlememiş. Ya yeter ya. Olmadığı zaman şu pislik yapmaktan vazgeçelim ya. Yani ya oğlum o kız sana bakmadı ama o kız şöyle pis. O kız seninle evlenmedi ama namussuzun önünde falan. Ya bu çamurlaşmayı bırakalım ya. Ya gitsin bizim evladımız, bizim çocuğumuz, bizim gururumuz. Galatasaraylıların da gururu, Beşiktaşlıların da gururu. Emirkan İlkan gitti keşke bir şey başarsaydı. Ahmet Can gitti Trabzonspor'dan ayaksa sakatlandı. Nihat Kahveci ben yıllarca maçlarını izledim. Bilmiyorum. Yani milliyetçi damarım mı kabarıyor bilmiyorum ama ben böyle bakıyorum. Size de saygı duyuyorum. Siz de Arda Güler'in yerinde olsanız aynısını yapardınız. Adım kadar da eminim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu videonun ana fikri nedir? 3, 2 ya da 3 yıldız transferi daha gelecek. Mustafa Hoca'nın duyumları doğru. 2 isim için çok uğraşılıyor. hani Zaha ve Umut Nair ismi. Acil görülen ya da Acil bitirilmesi gereken bunlar demek ki. Bunlar bitirilecek. Sonra zamana yayılacak. Eylül'e kadar transfer sezonu devam. Çok fazla gidecek oyuncu var. Gelen artı giden. Valencia gitti değil mi? Berisha. Alioski. İki kişi daha gitti. Hatırlamıyorum. Samat da gitti. Gidiyor. Hani Arda gidiyor. 6 yaptı. Saydığım kadarıyla. Ha, Ertuğrul kiralandı. 7. Gelen Ceko Kent. İrfan Canı da say 10, Zaha'yı da say 11, Umut Nair da say 12. E bu gidişte 20'yi geçecek. Şu an 24 öngörmeye başladım arkadaşlar. Bunlardan hariç 12 öngörmeye başladım. Bakalım arkadaşlar süreci birlikte izleyeceğiz. Beğendiğiniz için kanalımıza abone olduğunuz için teşekkürler. Görüşmek üzere.